Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle cilveli lastik, asri lastik, zikzak lastik olarak da bilinen lastik çalışmamızı paylaşacağım. Daha rahat görebilmeniz için de kalın bir ip kullanacağım. Alize Süperlana Maxi kullanacağım. 7 numara şişme, 20 tane ilmek attım ben videoma başlamadan önce. Dilerseniz hemen lastiğimizin yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Normalde düzümü ne yaparım? Ben içten dışa doğru örerim arkadaşlar. Bu benim örgü şeklim. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Şimdi ama ne yapıyorum? Arkada kalan ilmeğimi mesela ne yapıyorduk? Şöyle içten şişimi batırıp şöyle alttan ilmeğimi alıyordum. Şimdi arkadan şişimi batırıyorum ve üstten ipimi atıyorum arkadaşlar. Öne alıyorum ipimi. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın önden değil arkadaşlar. Arkadaki biritimi kullanıyorum. Ve üstten ipimi atıyorum. İpimi öne alıyorum. Ters olarak örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Yine bakın şu şekilde arkadaki biriti kullanıp ipimi üstten atıyorum. Öne alıyorum ipimi. Tersimi ters örüyorum. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Üstten atıyorum. Tersi normal örüyorum. Tekrar üstten atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlıyoruz. Normal düz örgümden farklı olarak ne yapıyorum? Arkadaki biriti kullanıyorum ve ipimi alttan değil de üstten doluyorum. Ben normalde alttan doluyordum. Şimdi burayı bu şekilde bitirelim. Örgümüzün düz yüzüne geçeceğiz. İlk başlangıç sıram benim terse denk geliyor arkadaşlar. Burayı tamamladım. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar. Bakın ters ilmeğim. Başta ters ilmeğim var. Tersimi ters olarak aldım. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Burası düz ilmeğimiz ya. Bakın şu arkadaki ilmekten ilmeğimizi alıp üzerinden atlatıyoruz. İpimi öne alıyorum. Bakın bu sefer ters ilmeğimin de yönü değişti. Ama biz değiştirmiyoruz burada hiçbir şekilde. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bakın arkadaki biriti kullanıp üstten ilmeğimizi atıyoruz. Önde ise ters ilmeğimizde öndeki ilmeği kullanıyoruz. Arkadan çevirmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Normalde bu şekilde yapıyorduk. Yapmıyoruz. Arkadaki biriti kullanıyorum. İpimi öne alıyorum. Bakın tersimi normal şekilde örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Tekrar aynı şekilde üstten atıyorum. İpimi öne alıyorum. Tersimi örüyorum normal bir şekilde. İpimi arkaya atıyorum. Bakın şöyle arkadaki ilmekten örgümü devam ettiriyorum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu sırayı tamamlayayım. Bir kez de zoomlayarak sizinle paylaşayım. Şu, bu yanlış oldu. Normal aldım ilmeği ve bozuk oldu arkadaşlar. Öyle olmaması lazımdı. Şimdi düzelttim. Bu sırayı şöyle tamamlıyorum. Tekrar sizinle zoomlayarak paylaşacağım. Çünkü tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Sadece ilmek atışımız farklı burada. Alttan değil de üstten ilmeğimizi atıyoruz. Ve tamamladım. Şimdi şöyle rahat bir şekilde görebileceğiniz ayara getireyim arkadaşlar. Şöyle elimi de ayarlayayım. Ters ilmeğimi boş aldım arkadaşlar. İpimi arkaya attım. Bakın burada normalde buradan batar bu şekilde örerdim. Ne yapıyorum? Arkadan ilmeğimi alıyorum ve üstten ipimi atıyorum. İpimi öne alıyorum. Tersimi normal ters şekilde örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bakın önden değil arkadaki biriti kullanıyorum. Ve ipimi üstten atıyorum. İpimi öne alıyorum. Tersimi normal örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düzümü üstten atlatarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Tersimi örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Ve arkadaki birikten üstten ilmeğimi atarak örüyorum.
Şimdi ben bu şekilde birkaç sıra örüp geleceğim arkadaşlar. Ardından sizlerle görüntüyü paylaşacağım. Arkadaşlar ben şimdi böyle ördüm ve geldim. Siz de yakından görün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Ben ön hazırlığımı yaptım aslında bakarsanız arkadaşlar. Bu şekilde bir hırka geliyor. Şöyle zoomumu kapatıyorum. Bir hırka geliyor arkadaşlar. Hemen diğer videoya geçip hırkamın yapımını da sizlerle paylaşacağım. Yani asri lastik, cilveli lastik dediğimiz olay bu ve kalın ipte de inanılmaz güzel duruyor. Dilerseniz bu lastiği birçok örgü, yetişkin ve bebek örgüsünde kullanabilirsiniz bu lastikleri. Ve bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar, açılmaz. Yani açılmazdan kastım kendini salmayan bir lastiktir bu. O yüzden eskilerin çok tercih ettiği bir lastik modelidir. Ben şimdi tekrardan bunu kullanmak istedim. Çok da estetik durduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de severek, beğenerek yaparsınız. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abonelik ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen diğer videoma, yani hırkamın yapılış videosuna geçiyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.